Herkese merhaba, ben Özgür Çetin. Bugün sizler için Vestel Venus V3 5570 akıllı cep telefonunu inceliyorum. Telefonla ilgili merak ettiğiniz her şey bu inceleme videosunda. Haydi hep beraber izleyelim. Vestel hepimizin bildiği üzere Türkiye'nin en büyük elektronik cihaz üreten firmalarından bir tanesi. Ülkemizde ağırlıklı olarak biz Vestel televizyon ve benzeri ürünlerle biliyoruz ama son 2 yıldır firma aynı zamanda akıllı telefon üretimine de başladı ve Manisa'da bulunan çok büyük bir dünyanın en büyük üretim tesislerinden biri olan fabrikasında da cep telefonu üretimini yapıyor. Firma aynı zamanda farklı operatörlere, örneğin Vodafone'un bazı telefon modellerini ve Turkcell'in de en son T60 modelini yanlış hatırlamıyorsam Manisa'daki bu tesislerde üretiyor. Vestel Venus firmanın ikinci seri olarak tabir edebileceğimiz modeli. Ben daha önce Vestel Venus 5.5 modelini incelemiştim. O zamanlar isimlendirmeyi 5.5X ve 5.5V olarak yapıyorlardı. Şimdi ise yine Vestel Venus olarak geçiyor ama artık bir kod gelmiş. 5570, işte 50 gibi bir rakam söyleniyor. Ve bu sayede artık hani 3 farklı model yine var. 5570, 5070 ve 5040 olmak üzere 3 tane farklı modelimiz var. İsimlerinden de anlaşılacağı üzere 55, hemen elimde tutmuş olduğumuz 5.5 inçlik bir ürünken 50 ile başlayan modeller ise 5 inçlik modeller. Hemen her zaman yaptığım gibi önce telefonun genel bir görünümünden bir bahsetmek istiyorum. Şık bir tasarım var bir kere. Diamond Cut diyor Vestel buna. Diamond Cut bir teknoloji kullanarak tasarlanmış bir yan yüz var. Diamond Cut'ı nedir diye belki merak edenler olabilir. Yuvarlak bir yüzeyimiz var burada, hemen dış tarafı komple bir metal olarak tasarlanmış. Bu yuvarlak yüzeyin ön kısmındaki bulunan kısımda ayrıca bir eğim söz konusu. Diamond Cut ismi de, Diamond Cut kesim özelliği de ismi de buradan geliyor. Bu aynı zamanda cihazı bir şıklık da katmış, onu söyleyeyim. Dış çerçeve metal olduğu için sağlam bir ürün var. Yani böyle şöyle döndürdüğümüz zaman çatır çutur sesler gelmiyor. Bazı plastik modellerde böyle geliyordu malum. Bakın şu an yapıyorum mesela ve esnemiyor da. Yani sağlam bir gövde var. Bu anlamda bir sıkıntı olacak bir ürün değil. Dış tasarım, arka yüzü kapak çıkartılabiliyor, bunu söyleyeyim. Kapak çıkartılabiliyor. Kapak çıkartılabildiği için pilini vesairesini görebiliyoruz. Arka kapakta bir V simgesi var üst tarafta. Alt kısımda da yine bir Venus, kabartmalı bir şekilde ya da gömme bir şekilde Venus yazısı var. Hemen üst kısımda tabii standart olarak bir kameramız var. Kameramızın hemen yanında da bir LED lambamız bulunuyor. Ön yüzde ise ön yüzde kameramız var. Hoparlör, yani kulağımızı koyduğumuz zaman duyduğumuzda. Burada gizli bir lambamız var. İşte uyarı geldiği zaman, mesajlara falan geldiğinde burada bu lambamız aktif oluyor, ışık yanıyor. Alt yüzde yine bir Venus yazısı var. Hem ön yüzünde hem arka yüzünde Venus yazıyor. Sanal tuşlar tercih edilmiş. Fiziksel bir tuş yok cihazın ön yüzünde. Soldaki tuşumuz geri gitmeyi sağlıyor. Sağdaki tuşumuz ise daha önce açılmış olan uygulamaları kapatmamızı sağlıyor. Ortadaki tuş ise ana menüye geri dönmemizi sağlıyor. Yan yüzde, önden baktığımızda sağ yan yüzde ses açma kapama düğmesi, onun altında power düğmesi var. Bunun dışında başka bir tuş, düğme vesaire yok. Üst yüzde mikrofon yuvası var. Ve kulaklık çıkışımız mevcut. Alt yüzde de yine bir mikrofon var. Mikro USB bağlantı, hem şarj için hem de bilgisayar bağlantısı için. Ve bir de küçük 5 adet delik var. Bu da hoparlör sesi, buradan alıyoruz, duyuyoruz. Cihazın bu genel görünümünden sonra teknik özelliklerine bakacak olursak, karşımızda az önce de bahsettiğim gibi 5.5 inçlik 1920x1080 yani Full HD ekranlı bir telefon var. Full HD olması güzel olmuş. Genelde 720p tercih ediliyor bu tarz ürünlerde ama bence Full HD güzel olmuş. Daha kaliteli ve net bir görüntü alabiliyorsunuz. Android 5.1.1 işletim sistemi tercih edilmiş bu üründe. 1.5 GHz'lik 8 çekirdekli bir işlemcimiz var. Snapdragon 615 chipset kullanıyor. Adreno 405 GPU'muz da var.
32 GB'lık dahili hafıza var üründe ki biz bunun yaklaşık 23 GB'ını falan kullanabiliyoruz aktif olarak. Micro SD bellek yuvamız var, yani hafızayı arttırabiliyoruz. Corning Gorilla Glass 3 ekran korumamız mevcut. 2 GB RAM var. Bu önemli arkadaşlar. 2 GB RAM neden? 2 GB RAM çünkü artık Android telefonlar ciddi RAM istiyor. En az 1 koyuyorlar artık. Yani standart 1 oldu neredeyse. 2 GB da artık yavaş yavaş giriş seviyesi modellerde bile bulunmaya başladı. Bu üründe de 2 GB var. Bu da bence performansı etkileyen önemli bir faktör. 13 megapiksellik ana kamera arka yüzde. 8 megapiksellik ön kamera. Ön kameranın yüksek olması iyi olmuş. Özellikle selfie çekimlerinde daha kaliteli fotoğraflar çekebiliyorsunuz. 4G desteği var. Vestel kutuda 4.5G yazmış ama normalde hani 4.5G diye bir şey yok. Dünyada bunun ismi tam olarak 4G'nin gelişmiş versiyonu. LTE Advanced dediğimiz. Malum 2016 Nisan ayında kullanıma başlayacak bu teknoloji. Bence bu saatten sonra telefon alacaksanız 4G özelliği olan bir telefon almanızı şiddetle öneriyorum. Bunun dışında işte Quick Charge 2.0 özelliği var. Bunun detaylarına birazdan değineceğim. 8.2 mm kalınlık var. Bu arada kalınlıkla ilgili bir numara yok. Yani bazı telefonlar ortası biraz daha kalın, kenarları ince vesaire. Bu ürün öyle değil. Buradan nereden bakıyorsanız bakın aynı inceliği görüyorsunuz. 152 gram bir ağırlık var. 2480 mAh'lik pil var. Pili çıkartabiliyorsunuz. Lityum polimer bir pil. Zaten kapağı açtığımız zaman da görünüyor. 50 GB'lık Vestel Cloud alanı veriyor Vestel. Bu bir yıl ücretsiz yalnız. Bir yıldan sonra para ödemeniz gerekiyor. Fiyatı da 1299 TL. Biraz sonra detaylarını deneyeceğiz. Şimdi cihazın kullanımını anlatayım biraz isterseniz. Kullanımı kolay. Bu sanal tuşlar kullanıldığı için, fiziksel bir tuşumuz olmadığı için önünüzde bu tuşlara basarak kullanıyorsunuz. Bu bir parça. Ana menüyü vesaire kullanırken ekranda birazcık alıyor. Ama hani bir oyunda bir programı açtığı zaman bu ekran, bu menüler kaybolduğu için çok fazla şey olmuyor. Yani çok fazla bir sıkıntı yaşatmıyorsunuz. Yalnız üstten ve alttan epey bir boşluk var. Yani kullanabildiğimiz alan 5.5 inçin ötesindeki alanlar hem üstte hem altta bir ciddi bir boşluk bırakılmış. Bu telefonu bir parça büyütmüş. Çok değil ama. Yan taraftaki boşluklar da çok fazla değil. Yani toler edilmeyecek kadar çok fazla değil. Yani ürün çok fazla, çok büyük değil. Tek elle bile rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Yani ben eli çok büyük birisi değil, çok küçük de değil ama ortalama bir kullanıcıyım. Tek elle rahatlıkla kullanabiliyorsunuz ama tercih yine sizin. 5.5 inç birazcık büyük oluyor, onu söylemiş olayım. Herkes kullanamayabilir, herkes sevmeyebilir. O yüzden böyle bir telefonu almadan önce bence bakmanıza fayda var. Bunun dışında performans anlamında bir sıkıntısı yok ürün. Yani ben kullandım, işte testler yaptım. AnTuTu testi de yaptım mesela. Orada 31.285 gibi bir rakam buldum. Böyle bir perform, böyle bir donanım seviyesindeki ürün için bence güzel bir performans. Birçok oyunu oynayabildik. Örneğin ben Need for Speed yükledim mesela. Onu oynadım. Rahatlıkla bir sıkıntı yaşamıyor. Tabii ki böyle üst düzey performans arıyorsanız, üst düzey kalite, üst düzey böyle grafiklerle oynamak istiyorsanız tabii ki o anlamda bu ürün size yeterli olmayacaktır ama ortalama ve ortalamanın biraz üzerindeki bütün şeylerde sıkıntı yaşamıyorsunuz. Günlük kullanım açısından da uygulama yüklemek vesaire yapmak herhangi bir sıkıntıya yol açmıyor. Telefon tıkanmıyor, ne bileyim hani yaşayabileceğiniz bir sorun yok. 2 GB RAM olduğu için de zaten pek sıkıntısız bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bir sorun olmuyor. Onun dışında bakma, hani ben gayet beğendiğimi söyleyebilirim. Ve özellikle de hani şey anlamında, kullanım açısından değerlendirdiğimizde de bir sıkıntısı yok. Ve piyasadaki normal telefonlardan da herhangi bir farkı olduğunu da söyleyemem. Birçok özelliği var. Ekstra fonksiyonları da yani kurgulamışlar. Vestel bu üründe gerçekten iyi çalışmış ödevlerini. Çünkü daha önceki modeller de güzeldi ama bir geçiş süreci yaşıyor şu anda. Hala da Vestel. Bundan çok daha iyi ürünler de gelecek diye tahmin ediyorum ben. Zaman içinde biraz zaman verip daha iyi, güzel modellerinde daha performanslı ve üst düzeye hitap eden modeline geleceğini söyleyebilirim. Kamera tarafına gelecek olsa kamera Vestel kendi yani V-Cam adını verdiği bir kamerası var burada. Yani aslında kamerasını bu isim vermiş. Kameranın birçok özelliği var. İşte selfie çekebiliyorsunuz, çeşitli efektler verebiliyorsunuz. İşte çekim modları var. Bu çekim modlarına baktığımız zaman işte çerçeve modu diye bir şey var. Birkaç fotoğrafı kolaj yapıyorsunuz. Smart modu var, düşük ışık modu var, not modu var, HDR yapıyorsunuz, panorama yapıyorsunuz, öz çekim yapıyorsunuz. Öz çekim yaparken işte göz kırpıyorsunuz, şöyle şıkırt yapıyorsunuz, fotoğraf çekiyor, ne bileyim. İşte gülümsediğiniz zaman fotoğraf çekiyor gibi bazı ekstra böyle hani hoş özellikler de konmuş. Kameranın ve ön kameranın, hem ön kameranın hem arka kameranın performansı ben yeterli buldum. Hatta yani kullanımda da birçok test de yaptım. Test fotoğraflar çektim, videolar çektim. Ortalamanın üzerinde bir sonuç veriyor. Tabii ışık güzel olsa daha iyi sonuç veriyor haliyle. Ama hani diğer rakiplerine veya bu fiyat segmentinde bu özelliklerdeki modellere baktığımızda çok da eksik değil. Çok 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 da üzerinde değil. Yani üst düzey bir böyle hani
işte 2500'lük bir telefon kamerası performansı beklememek gerekiyor. Ama hani günlük açıdan değerlendirdiğimizde fazlasıyla iyi. Birçok özelliği var. Ben bir sürü fotoğraf çektim, denedim. Herhangi bir sıkıntı yaşamadan da hani fotoğrafları aktarabiliyorsunuz, kullanabiliyorsunuz. Çeşitli işte modlar var dediğim gibi. O modları kullanarak da işte fotoğraflar çekebiliyorsunuz. İşte göz kırpıyorsunuz, çeşitli hareketler yapabiliyorsunuz. Bence kamera güzel olmuş. Yani kameranın şeyi falan gayet başarılı. Yeteri kadar da performans sunduğunu söyleyebilirim. Pil ömrüne gelecek olursak cihazda az önce de bahsettiğim gibi teknik özelliklerde 2840 mAh'lik bir pil tercih edilmiş. Bunu görebiliyoruz, açabiliyoruz, bakabiliyoruz, çıkartabiliyoruz, takabiliyoruz. Bu 2840 mAh'lik pil bize yaklaşık olarak yani sabahtan akşama kadar rahat bir şekilde kurtarıyor. Bazen ben çok çabuk bittiğinde gördüm pilin ama hani çok böyle rakiplerine veya diğer muadil ürünlere baktığımızda çok da sıkıntılı olacak bir durum ortada yok. Bir günü rahatlıkla geçiriyorsunuz. Hatta performans modu da var. Hani pilini düşük moda geldiği zaman veya isterseniz herhangi bir seviyedeyken de pil tasarruf moduna geçirdiğiniz zaman çok daha uzun ömürlü bir pil oluyor. Bu moda geçtiğiniz zaman tabii ki arka plandaki uygulamalar kapatılıyor. İşte senkronizasyon yavaşlatılıyor biraz. Frekansı düşürülüyor en azından. Bu gibi özelliklerle pilin ömrü de arttırılmış oluyor. Quick Charge 2.0 özelliği var deniyor teknik özelliklerinde. Ben de baktım bu Qualcomm'un geliştirdiği bir teknoloji. Ve Qualcomm'un sayfasındaki bilgilere göre konuşuyorum bu arada. Yüzde yani sıfırdan yani sıfır bir pili bitik bir telefonu taktığımız zaman %60'a kadar 30 dakika içinde gelir diyor. Venüs'ün böyle bir iddiası olmadı. Yani Venüs sadece şöyle bir bilgi vermişti Vestel. %75 daha hızlı şarj diyor. Ben sıfırdan 100'e kadar yani sıfırdan 30'a kadar bir denedim. Ya daha doğrusu 30 dakikada ne kadar şarj edeceğine baktım. %40'a kadar şarj ediyor. Yani bir parça hızlı olduğunu söyleyebilirim ama Qualcomm'un sunduğu kadar bir hız yok açık söylemek gerekirse. Ama zaten Vestel'de hani öyle bir iddiası yoktu. Sadece bu teknoloji desteklediğini söylüyor. Belki biraz daha farklı bir şekilde destekliyordur. Ben bilemeyeceğim ama benim yaptığım testte 30 dakikada %40'a kadar şarj ettim. Telefon da kapalıydı bu arada. Bunu da belirtmiş olalım. Bunun dışında pil performansı yeterli. İşte pil tasarım modunu aldığınız zaman da daha uzun bir sürede kullanabiliyorsunuz. Bunu da belirtmiş olalım. Gelelim can alıcı noktaya. Yani hepimizin merak ettiği ya tamam anlattın güzel ama bu kaç para dediğiniz noktaya gelelim. Cihazın fiyatı 1299 lira. Bence Vestel'in en büyük zorlanacağı nokta burası. Çünkü fiyat benzer ürünlere baktığımızda yüksek. Yani piyasada bugün 5.5 inçlik bir telefonu 400 lira satan markalar da var. Hani onlar tam konumuz değil. No name markalar, bilinmeyen markalar diyebilirsiniz. Doğru bunlar hakikaten öyle ama bilinen markalar için de bu paraya çok güzel telefonlar satan markalar var. Hatta hani bir parça daha 200 lira 300 lira daha verseniz işte LG G4 gibi modeller alabiliyorsunuz. Bence bu anlamda birazcık fiyatı yüksek olmuş. Yani özellikleri kötü değil tamam kabul ediyorum ama hani bu fiyat segmentinde diğer modellere baktığımızda biraz daha uygun fiyatların hani 800 lira ile 1000 lira arasında değiştiğini söyleyebilirim. Örneğin mesela benim de incelediğim bir model vardı Smart Power 6 Vodafone'un. Mesela o model işte 899 lira satılıyor. Hani bu böyle bir model varken bu tarz modeller varken ki 3 aşağı 5 kronun özellikleri de hemen hemen birbirine benziyor. Bu tarz modeller varken hani 1299 lira gibi birazcık yüksek bir fiyata böyle bir ürün alınır mı birazcık tereddütte kalıyorum açık söylemek gerekirse. Yani telefon güzel, kötü demiyorum ama fiyat olarak birazcık yüksek kalmış fiyatı. Belki maliyetler var vesaireler var ama hani bu fiyatın birazcık düşülmesi lazım ki en azından tercih noktasında bir önemli bir yere çıkabilsin. Vestel Venüs V3 5570. Toparlamak gerekirse Vestel Venüs 5570 iyi bir telefon olmuş bence. V3 kötü bir telefon değil, güzel bir telefon olmuş. Vestel adım adım bence emin adımlarla telefon üreticisi olma yolunda hızlı ilerliyor. Desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu tarz markaların sadece Vestel için söylemiyorum. Başka varsa Türkiye'de onların desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani zaman içinde ürünlerin çok daha iyi noktalara, daha performanslı noktalara, daha üst düzey noktalara da gelebileceğine inanıyorum. Ve ama hani bu model özelinden konuşacak olursak 5.5 inçlik işte Full HD ekranlı güzel bir telefon arayanlara da önerebileceğim bir model olmuş. Ama söylediğim gibi fiyatı bir parça yüksek. Belki önümüzdeki günlerde bir fiyat indirimi gelebilir. Belki bir ekstra bir şeyler gelirse çok daha makul bir noktada olacağını tahmin ediyorum. Evet bir incelemenin daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.
benimle ilgili incelemelerle ilgili her türlü yorum, görüş vesaireyi sosyal medyadan, işte kişisel web sayfamdan, şimdi ekranda çıkacak şurada alt tarafta çıkacak olan iletişim bilgilerinden ulaştırabilirsiniz. Her türlü yorum, eleştiri ve düşüncenizi dikkatle ve doğru bir şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. Hepsine de makul ve mantıklı olanların hepsine de cevap vermeye çalışıyorum. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.